Efendim bugün Marmara Adası'nda CHP Marmara Adalar İlçe Başkanlığı'nın kongresi var. CHP'nin kongresi var. Biz de adadayken hem kongreyi izlemiş olalım hem de izleyenlerimize aktarmış olalım istedik. Yanında çok kıymetli bir abimiz var, Ali Erdoğmuş. Kendisi hem siyasetin içerisinde aktif olarak hem de Marmara Adalı, köklü Marmara Adalı. Sormak istiyoruz, hazır buradayken yakalamışken de bize bakalım neler söyleyecek efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Çok uzun zaman oldu. Evet, uzun zamandır görüşmemiştik. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün hem kongre var ama kongreden önce ben bir Marmara Adası'nı konuşmak istiyorum size. Dünden bugüne Marmara Adası dediğimizde neler değişti, neler eksik, neler olması lazımdı, neler olmadı? Birçok şeyler yapılıyor tabi ama daha eksiklerimiz var. Eksiklerin bitmesi mümkün değil. Ama bayağı bir şeyler yapıldı tabi eskiye göre. Bayağı bir şeyler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak eksik bitmiyor tabi. Eksikler oldukça yenisi geliyor, yenisi devam ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda, günlerde de eksiklerimiz tamamlanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bizim bana Marmara Adası'nı anlatın desen mesela, ne söylersiniz? Yani tek kelimeyle Marmara Adası desem, tek kelimeyle ne ifade eder Marmara'yı? Marmara Adası, Marmara Denizi'nin incisi diyorum. Marmara Adası çok müstesna bir yerleşim yeri. Çok müstesna bir havamız var, suyumuz var. Her şeyimiz çok güzel. Burada olmaktan mutluyum. Mutluluk duyuyoruz burada oturmaktan. Bütün herkesi Marmara'ya en azından tatil yapmaya davet ediyoruz, çağırıyoruz. En azından ada nasıl bir yer diye merak edenler gelip görsünler. Görsünler. Tabii ki Marmara çok güzel bir yer. Gelenler zaten biliyorlar ama gelmeyenler de muhakkak Marmara adamıza bekliyoruz. Mesela siz şehrin, yani adanın içerisindesiniz. Çok fazla değişikliklerin belki farkında değilsiniz. Bizler yıllar sonra ara ara geldiğimizde farklı organik yapısından çıkan bir Marmara görüyoruz. Ne söylersiniz? Şimdi bu organik dediğimiz tabii ki bütün bu Türkiye'nin her yerinde değişiklik oluyor. Ne oluyor? Biz şimdi bundan 40 sene, 50 sene çocukluğumuzun günlerini tabii ki bir şahsen istemiyoruz. Daha bir yenilik olsun, her şey daha modern olsun istiyoruz. Yani bu teknolojiye uyum sağlamak için biz şimdi burada böyle eski harabe binalarda oturamayız. Yani bu teknolojiye uyum sağlamak zorundayız biz de. Türkiye'de nasıl her yer yenileniyorsa biz de öyle olmamızı istiyoruz. Bana göre çok hızlı da gitmiyoruz ama en azından ileri gitmekte bir şeyimiz yok, şüphemiz yok. İleri doğru daha iyi günleri görmeyi ben şahsen düşünüyorum. Öyle de olacağından eminim. Ada siyaseti dediğimizde nasıl gidersiniz siyaset adada? Adada siyaset, bizim bir kere nüfusumuz az. Yani biz çok önemli bir nüfusa sahip olmadığımız için ada siyasetinin çok Ankara'da, Balıkesir'de çok önemi yok. Delegelerimiz ona göre az. Her parti için aynı şeyi söylüyorum. Delegelerimiz ona göre az. Yani çok küçük bir ilçeyiz. Küçük bir ilçe olmamız sıfatıyla de bu kadar yapıldığına bile şükrediyoruz. Çünkü devletimizin bakışı o yerin nüfusuna göre hareket ediliyor. Bu yıllardır. Eskiden de böyleydi. Şimdi de öyle. Ama nüfusumuza göre çok şükürler olsun ki yine birçok şeyler yapılıyor. Yapıldığını gördükçe de ben şahsen seviniyorum, mutlu oluyorum ve daha da iyi şeyler yapılacağından ümidim çok. Evet. Ben konuşursam konuşmamayı tercih ediyorum. Susmam gerektiğini düşünüyorum. Çok koyu bir CHP'liyim. Bu seçimlerde oy atmaya Erde'ye gittim. İki kere yol parasında kıydım. Yalnız yaşayan bir bireyim. Çarşamba pazarında bütün bildiri dağıttım. Herkes tarafından bu böyle biliniyor. Herkesi caydırmaya, değiştirmeye çalıştım. Fakat bu Kılıçdaroğlu'ndan memnun değilim. Hım hım hım. Bunun gitmesi lazım. Genç bir beyin, çalışkan bir vücut. Ya şikayetçi, şöyle şikayetçi. Yenilik lazım diyorsun, bir revize lazım. Evet, revizyon lazım diyorum.
Bak Erdek Belediye Başkanı'nın açığa alınan Hüseyin Sarı'nın özbeöz teyzesiyim. Yeğenim olur kendisi. Onları desteklemek adına burada da evim var, orada da kaydım orada. Şimdi Özlem Sarı koyacak başkanlığa adaylığını. Bir oy bir oydur. Ben onlarla beraber koşturuyorum. Başımın örtüsüne bakmayın, beynim örtülü değil. Sadece başım örtülü, saçım örtülü. Yenilik istiyorum. Cevval çalışkan bireyler istiyorum, insanlar istiyorum, aydın fikirli insanlar istiyorum. En doğal hakkım mı benim? Ben Şükran Yılmaz ismim. Evet. Gündoğduluyum. Öyle mi? Evet. Gündoğdu hanımları. Evet. Böyle Gündoğduluyuz. Ne söyleyeceksiniz? Vallahi ne söyleyeyim, hayırlısı olsun diyeceğiz ama hiçbir hayır göremiyoruz. Bak çok hanım gelecekti, boykot yaptılar, gelmediler. Neden boykot ediyorlar? Ama işte bu seçimlerde o kadar ümitliydik ki. Yani hayal kırıklığına uğradık. Ne diyelim, biliyorsunuz seçmenlerde bir hayal kırıklığı var. Ama hala devam eder. Hala devam ediyor, doğru söylüyorsunuz. Yani denişim istiyoruz, hepimiz evet. Denişim istiyoruz. Aslında şunu mu söyleyelim, CHP'de bir revizyon istiyoruz. Aynen, evet, evet. Yani Kılıçdaroğlu'nun yani, oğlum seçimlerde diyorduk ya, anne bu Kılıçdaroğlu AK Parti'ye çalışıyordu. Yemin ediyorum. Bak sen çok inanıyorsun ama bak görürsün kaybedeceğiz diyordu. Yok oğlum öyle şey olmaz, saçmalık diyordum ben. Fakat büyük bir hayal kırıklığından doğruluğunu tespit ettim. Gördünüz sonuçların çıktığını, yok danışman Akbelti'den al, yok bilmem ne, gizli görüşmeler yap. Yani biz bunu Kılıçdaroğlu'ndan hiç beklemiyorduk. Gene dürüstlüğüne inanıyorduk. Fakat hayal kırıklığı, büyük bir hayal kırıklığı. İnanır mısınız? Adadan bir 20 tane bayan boykot etti. Avukat arkadaşımız var. Dedi boykot ediyorum, gelmiyorum. Yani şimdi efendim aslında yani şu. Yani yapacak bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi dün kurulan bir parti değil. 100 yıllık bir parti. 100 yıllık partinin çizgisi hakikaten 100 yıl öncesinin çizgisinde değil, değil mi? Değil, evet öyle düşünüyorum. O yüzden revizyon istiyorlar aslında. Evet, aynen öyle yani. Hayal kırıklıkları da bu yüzden, öyle değil mi? Aynen, benim aynen. Benim kız kardeşim Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı CHP'nin. 3 dönemdir yapıyor, Arzu Doyuran. Yani biz kendisiyle konuşuyoruz. Partililerle de konuşuyorlar. Ondan sonra herkes de biz hani partide değişim istiyor insanlar. Yani bu kadroların değişmesi gerektiğinden yana insanlar. Yani bizim çizgimizden çıktık, affedersiniz. Biz sanki sağ şeye doğru gidiyor gibi bir intiba var insanlarda. Yani bizim İyi Parti ile bilmem şey, Saadet bunlarla bizim ne işimiz vardı? Yani bizim bir geleneğimiz var. Değil mi? Bizim bir CHP'den gelen bir gelenek partisidir yani. Ya biz yani bunları kaybettik yani, biz öyle görüyoruz. Biz kesin olarak artık yani bu şeyde kardeşim de konuşuyor ilçedeki şeylerle, yani başka teşkilatlarda da herkes artık değişim istiyor bu partide. Yani evet, kesinlikle. Değişim. Aslında sadece Balıkesir'e bağlı olan Marmara ilçesinden değil, bütün her yerden CHP'li olan ilçelerden çıkan bir şey. Siz ne söyleyeceksiniz? Anlamadım. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben değişim olmasını istiyorum. Evet, evet. Onun için gençlerin daha aktif olmasını istiyorum. Gençler yoklar. Selanik göçmeni. Biz oradan gelmeyiz. Yani biz Atatürk'ten, Atatürk bizim için olmazsa olmaz yani bu partide. Ama yani biz şeyimizi kaybettik. Biz devrimci bir şeyden geliyoruz, kökten geliyoruz yani. Ama yani bakıyoruz zaman içerisinde her şey yani... Sanki karşılanmıyor yani CHP olarak. Birileri bizi uyutuyor. Uyuttu buraya kadar. İçimize artık birileri girdi diyorum yani. Bir an evvel kurtulmamız gerekiyor yani. Evet. Uyanmamız gerekiyor. Bu önemli. Bizim artık filimiz bitti. Yani ben tabii bundan sonra gene CHP'ye veririm de. Fakat gençleri coşturacak bir şey lazım. Yani bu önemli. Bu çok önemli. Bunu da dile getireyim. Ne söyleyeceksiniz? Yaşasın helal Cumhuriyet. Olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yüzyılında efendim yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın, mi? Yaşasın. Helal, vallahi salonu coşturdu. Yaşadığım müddetçe peşindeyim Cumhuriyet'in. Adalısın. Yes,
adadan değilim, İstanbul'dan geldim. Fatih'ten yerleştim. Yerleşmeyip. Olsun. Sonuçta kucaklamış. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum ilginizle. Efendim CHP Balıkesir milletvekilimizle beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün Marmara İlçesi'nin kongresi var. Evet, hoş bulduk. Hızlı hoş gördük sizleri. Sağ olun. Hızlı da bir siyaset artık akışı içerisindeyiz. Gelen seçimlere de gidiyor olacağız. Evet, neler söyleyeceksiniz? Doğru. Şöyle, partimiz 38. olağan kongre sürecini başlattı. Önce mahallelerde delegelerimiz seçildi. Şimdi ilçede ilçe kongresi yapmak suretiyle ilçe başkan ve yöneticilerimizi seçeceğiz. Bugün o nedenle buradayız. Balıkesir'in 20. ilçesi bugün son ilçe kongremizi yapacağız Marmara'da. Devamında da il kongresi ve sonuçunda da kurultay yaparak bu kongreler sürecini tamamlayacağız. Tabii Marmara ilçesi Balıkesir'in önemli bir ilçesi, bizim için de öyle. Burada da örgütümüz, siz de gördünüz, oldukça heyecanlı. Çok heyecanlı. Kongreye katılım üst seviyede. Daha önce biz parti binamızda gerçekleştirdik ama bugün o binaya sığmadığımız ve salonlara taştığımızı sizler de görüyorsunuz. Bu bizi sevindiriyor. Bu yerel seçime giderken bu heyecanın yerel seçim sonucuna, sandığa da yansıyacağına inancımız tam. Marmara'nın sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Avşar'ın, Saraylar'ın sorunlarını biliyoruz. İnanıyorum bu sorunlara Marmara seçmenimiz bir son verecek ve o sorunları çözecek yerel iradeyi de burada seçecek. Cumhuriyet Halk Partisi Marmara'da hep güçlü olmuştur geçmişten bu yana. O gücünü bu yerel seçimde de gösterecek diye düşünüyorum. Şimdi gözlemlediğimiz zaman da Türkiye geneline baktığımızda evet kurultaylar, kongrelerimiz oluyor artık. Bir tık daha 2024'ün yerel seçimlerine hazırlanmak zorundayız, hazırlanıyoruz. Peki ne öngörüyoruz? Öngörüleriniz nelerdir? Şimdi evet seçmen heyecanlı. Artık hani bir değişim, bir rüzgarın hani esen, o rüzgarın da devam etmesini istiyor. Mesela şöyle bir şey söylüyorlar. Genel seçimler yerel seçimlere yansımıyor diye. Ne yapmamız lazım? Şimdi şöyle, tabii yerel seçimlerin kendi koşulları var. Yani genel seçimin de kendi koşulları var. Yerelde yerel seçim daha çok aday, belediye meclisine girecek kadro, yereldeki örgütün çalışmaları esas alınarak yapılır. Bir genel seçim psikolojisiyle yapılmaz. Yerelde de ben Balıkesir'de hem büyükşehirde genel başkan yardımcımız Ahmet Akın'ın adaylığıyla büyükşehir alacağımızı düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bunu laf olsun diye de söylemiyorum. Bunu hem yaşayarak görüyoruz hem de genel seçimdeki Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da Balıkesir'de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önde çıktı. O da bir işaret. Elbette onun üzerine koyacağız biz bu yerel seçimde. Hem Büyükşehir'i kazanacağız hem de Marmara Adası'nı yeniden Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katmış olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz izleyenlerine söylemek isterseniz. Sağ olsunlar. Tabii ben teşekkür ediyorum aracılığınızla. Buradan herkesi selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Evet. 100 yıllık bir çınar. Her sorunu, her sıkıntıyı çözmeyi başarmış bir parti. İhtiyaç olduğunda, gerekli gördüğünde örgütsel değişimini, dönüşümünü de yapmayı başararak gelmiş bir parti. İnanın önümüzdeki günlerde de bu başaracak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım, sizler neler söylemek istersiniz? Bir iki cümlede sizden alayım. Marmara İlçesi'nin kongresinde, CHP kongresindeyiz. Ne söylersiniz? Balıkesir'deki rüzgarlar nasıl? İlçelerde nasıl gidiyor? Yani bugün Sayın Vekilim söylediği gibi 5 Ağustos'ta başlayan maratonun son noktası. 6 Eylül Balıkesir'in kurtuluş günü, Marmara Adası'nda son kongre günündeyiz. İlçelerde, kongrelerde gördüğümüz ciddi bir coşku var. Katılım çok yüksek. Hep söylendiği gibi CHP kendi iç işleriyle boğuşuyor. Moral bozuk, bunların hepsi aşılmış durumda. Ve rüzgarlar da çok güzel esiyor. Ve daha da güzel olacak inşallah. Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Hürmüz Avcı.
Yine Kadın Kolları İl Başkanımız Sayın Ayşe Pınar Yağış. Hoş geldiniz. İl Sekreter 38. Olağan Kongre'ye hepiniz hoş geldiniz. Son kongremizi parti binamızda yapmıştık. O günden bu yana Nevzat Başkanımızın başkanlığında ve yöneticilerimizin, diğer kurullarda çalışan arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve hatta seçmenlerimizin gayretiyle bu kongreyi bu salonda bir coşkuyla yapıyoruz. Üç ayrı adadan oluşan, dağınık bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde partimizin her daim ivme kazanması, partilerimizin her an yanlarında olduğumuzu hissetmesi için yaptığımız çalışma ve etkinliklerin bir kısmına kısaca değinmek isterim. 2020 yılında Avşar'da yaşayan partilerimizin işbirliklerini, kaynaşmaları, daha rahat bir araya gelebilmeleri, yönetime daha hızlı ulaşabilmeleri, üye sayılarının artması ve bir araya gelerek toplantılar yapmaları amacıyla bir mahalle temsilci binası açtık. Parti binasının içine ofis malzemelerini tedarik ettik. Nevzat Başkanı, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı yönetim kurulundaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek olanlara çok başarılar diliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İşleri çok zor. Bu kadar ulaşımın güç olduğu, sıkıntıların yaşandığı bir ada kongresinin böyle kalabalık bir hazırlığına yapılması da beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. Evet arkadaşlar, dilek ve temennilerde en son... Kapalı oy verme yerine doğru. Efendim, Marmara Adalar CHP İlçe Başkanlığı'nın bugün kongresi vardı. Hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz bize? Valla bu kadar zor şartlarda tüm delegelerimizin buraya gelmesi, üyelerimizin katılması bizi mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biliyorsunuz Marmara Adası 3 adadan oluşuyor. Avşar Adası, Ekinlik Adası, Marmara. Gelmek, uzlaşım şartları çok zor. Bu zor şartlarda bizi bugün yalnız bırakmayan hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tek listeden girdiniz. Evet. İlçe başkanlığı tek görevi tekrar sizde. Bundan sonra nasıl bir çalışmalar içerisinde olacaksınız? Vallahi biz milletvekili ve genel cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çalışmalarımızda Marmara'da hem milletvekilinde hem cumhurbaşkanlığında birinci parti olduk. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Marmara'da belediyesi olmayan bir, ona rağmen biz burada açık ara birinci olduk. Şimdi yerele geldik. Asıl önemli olan ilçe teşkilatının başarısı yereldedir. Bu yerel seçimde de adaylarımız şu anda bayağı var. Bunların içerisinde en iyisini tespit edip bu belediyeyi bu sefer muhakkak kazanacağız. Bu çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kıyısı denize olup tek belediyesi olmayan ilçedir yani. Onun için bu seçim bizim için çok önemli. 99'da aldığımız belediyeyi, 2009'da aldığımız belediyeyi tekrar bugün alıp tekrar eski çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımız hizmet bekliyor. Şu ana kadar hiçbir şey yapılmış bir şey yok. Marmara Adası'nda çok sıkıntılar var. Sorunlar hiç çözülmedi. Tek başına iktidar olmasına rağmen ulaşımda, sağlıkta, eğitimde hiçbir ilerleme olmadı. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi, Adalar Halkı, Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetim, belediyesi bekliyor. CHP seçmenlerine ne söylemek istersiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine, seçmenlerine bu seçimde bizi yalnız bırakmamalarını, çalışmalarını, kolusuna, komşusuna ve partimize üye kazandırmalarını, yerelde bizi acık desteklemelerini hiç bıkmadan, usanmadan, darılmadan, küsmeden, Atatürk'ün verdiği emaneti koruyarak Cumhuriyet Halk Partisi Marmara'da yerelde bizi kazandırmalarını bekliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun.